Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Geçen hafta Müge'yi hiç izlemedim. Hadi dedim bu hafta bir şans vereyim, bu hafta izleyeyim. Dünkü buz pateninden sonra çocuklar saat 9 olmasına rağmen hala uyuyor diyordum. Oo, günaydın. Dur bakalım kahveyi bırakam elimden. Benim minik var. Ben kediyi ne yapayım ya? Benim kedim burada. Benim minik uyuyayım. Sarı kedim burada benim sarı kedim. Günaydın. Ben mi uyandırdım? Benim sesime mi uyandın? Özür dilerim. Böyle bakalım elektrik süpürgesini şuraya getirdim. Çocuklar uyandığı an vun bir evi temizleyeceğim. Şöyle dedim. Masaya doğru edecektik akşamdan. Şöyle dedim ayaklarımı uzatayım. Azıcık Müge'yi izleyeyim. Estağfurullah kız ben niye uyuyamıyorum ya? Ben niye uyuyamıyorum annem ya? Ay elin kadınları gibi şöyle 12'lere kadar uyanmadan uyumak istiyorum. Ama olmuyor. Uşaklarım da bana çekmiş. Sabahın 6'sını 7'sinde yattılar. Gece de kaçta yatarlarsa yatsınlar erkenden kalkıyorlar. Ama bugün bayağı uyuduk değil mi? Dün yorulduk çünkü. Abi ablayı uyandırma kalkmasınlar. Neyse böyle bakalım bizim ev ahali. Hop, demin bahçede şüphemülüm vardı. Belediyeye müracaat etmiştim. Ne o? Ha, tamam. Ömer Halis doğum gününe son günler kaldı. Bugün 2 hafta önce belediyeye şey yazmıştım. Çöp için. Bakın şuraya. Görülüyor mu bilmiyorum da oraya koydum onları. Şuradaydı hepsi. İşte bakalım gidecek şeyleri de boşaltmış oldum buradan. Şimdi bugün hava çok yağmurlu ama önümüzdeki günlerde yağmur olur da yağmasa bahçeye şöyle inceden bir şekilde süpüreceğim. Hatta babamda veya amcamda şey vardı galiba. Elektrikli bir şey. Onunla da güzel süpürebilirim burayı. Camlarımın silinmesi lazım. Hem de bütün camların, cam önleri falan inanılmaz berbat ama Allah aşkına ya kışın ortasında da cam mı silinir be? Ama sileceğim ondan sonra. 2 saat sonra bir yağmur yağacak. Ondan sonra gene şey. Gene her yer çamur. Neyse bakalım hadi Müge'ye bakalım. Birazdan mutfakta kahvaltıda görüşürüz. Evet valla yatarak akşamı ettik. Evet arkadaşlar valla bir ara kalktık kahvaltı yaptık. Ondan sonra yattık. Bol bol yattık. Şimdi Ömer Halis'le kavga ediyordum dur. Valla saat akşam 4 ettik. Şimdi evi süpürdüm. Yerlerimi bir kere bir sildim. Makineye çamaşır attım. Camınızı kapatın. Ondan sonra şimdi gelelim mutfağa. Daha kahvaltı bulaşığım duruyor. Kahvaltı derken zaten bayağı geç yaptık. Saat 1'e falan geldi. Sabah bir tost yediler. Ondan sonra şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Onların buluşukları kadar duruyor. Şimdi kahvaltıda patatesim var birazcık şurada. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kemikli etim var. Buzluktan daha önce haşladığım ve buzluğa koydum yeşil mercimeğim var. Şimdi şu üçlüden güzel bir de kemiklik suyu çıkardım. Şimdi bu üçlüden güzel bir çorba tadında sulu yemek tadında bir yemek yapacağım. He? iPhone bak. Seninkinde akıyor tak. Ay benim güzelliğim demişim. Ondan sonra bir de hamur yoğuracağım. Mikail'e dünden hala bir pizza sözüm var. O yüzden bir de şöyle bir tepsilik pizza hamuru. Anne. Pizza hamuru yoğuracağım. Şöyle yap. Sucuklu pizza. Sucuklu pizza mı yapayım sana? Tamam. Sucuk var ki. Tamam sucuğumuz var canım. Yok demedim. Şey bakarken pizza var mı? Hayır. Bakmana izin yok. Beni mutfakta rahat bırak. Ama, hadi. Ama bakarken çok. Yaparken bakarsın. Şimdi değil. Ama
Bu arada hafta sonu amcamı çağırdım ocağı değiştirmek için. Şuraları şöyle kirveyen leke değil. Bunlar artık aşındı 6 senelik ocağım. Şurayı Ömer Hanis bir kere böyle bu tabakla vurmuştu, kırdıydı. Ondan sonra orası çatlayınca buraya da elimden bir şey düştüydü, kırıldıydı. Derken bayağı bildiğiniz kırık, bildiğiniz böyle burada şey, hayatımla oyun oynuyorum. Bir gün böyle yüzüme patlayacak, Allah korusun. 6 ay öncesinden, tam Türkiye'ye gitmeden 2 hafta önce ocak aldım. Ve hala birisi gelsin taksın diye, işte ona söyle gelmez, buna söyle gelmez, ona söyle vakti yok, buna söyle malzemesi yok. Geldik bugüne kadar. Neyse, netice olarak hafta sonu amcam küçük oğlanı getirdi bana. Dedim vallahi bakarım ama bir şartla. Sen de dedim, benim dedim ocağımı yapacaksın. Sağ olsun, Allah razı olsun, tamam dedi, yaparız dedi. Hallederiz yeğenim dedi. Yaparuk dedi. Hatta baya böyle altı falan söküldü, bulaşık makinesi söküldü. Baya böyle uğraşıldı ama velakin olmadı. Neden olmadı? Çünkü ben kadın başıma ne anlarım ocaktan şeyden. Yanlış ocak almışım. Fırınla şöyle altlı üstlü olan ocaklara takımlık ocaklardan almışım. Bayağı da para verdiydim ona. Geri de veremiyorum, üstünün 6 ay geçti. eBay'de satarım diye düşünmüştüm. Sonra annem aklıma geldi. Annemin ocağı da çok parlak değil. Geçen işte sordum o gün artık. Dedim istiyor mu? Olur dedi. Baban dedi takar dedi. Bir baksın dedi. Onu da artık anneme hediye edeceğim. Ve bana yeniden bir masraf çıktı. Bitmiyordu anasını satayım. Masraflar, şeyler. Yağlarını çıkartacağım, yağları koymayacağım. Yani ocağım inşallah şimdi yeni bir ocak bakacağım. Artık aynı markadan. Altus markası istemiyordum. Ben onu güzel markalı alırım ama artık yine Altus bakacağım. Tam birebir aynısından bakacağım. Bir de bu sefer nasıl almam gerektiğini de biliyorum. İnşallah bakalım. Öyle yani. Onu da söyleyeyim. Videolarda falan da çok kötü çıkıyor yani, farkındayım ama yapacak bir şey yok. Geçen gün bir de yazmış ki artık şu eşyalarını değiştirsen, daha modern bir şeyler alsam yazmış. O senin beğenmediğin koltuklara kusura bakma da. Yavrum 7500 euro koltuklar. Taksitle bile alınmadı. Hoş biz 7500 almadık, o ayrı konu da. %40 indirim vardı gittiğimiz gün. Ondan sonra maşallah akıl veren çok ama para veren yok. Bir mobilya neyle değişiyor? Geçen günü bir yemek masası bakayım dedim. Bu mobilya almak bildiğiniz lüks iş, şu zengin iş olmuş. Ablalarım, kardeşlerim. Alt tarafı beğendim, yemek masaları 7500 eurodan başlıyor. En beğendim 15.000 euro düşünün yani. 15.000 euroya ben mutfak alırım. Mutfak bile almam. Kendi evim olmadığı sürece. Yani kusura bakmayın da ya, yorum yapmak çok kolay. Kusura, ben de zengin değilim ha. Normal bir vatandaşım yani. 3 çocuğuyla tek başına yaşayıp. Allah Allah. Neyse bakalım. İş başvurusu yaptım bu arada. Bakalım kabul olunursa artık bir şekilde hem YouTube'u ilerleteceğim. Yani YouTube'u asla bırakmam. Buradaki ekmek tekniğini asla asla bırakmam. Hem bir kere sizlerden ayrılamam. Ondan sonra burası da benim için tabii ki bir ek gelir. Çünkü şu an tamamen YouTube'la evimi ve hayatımı geçindiriyorum. Ama bir tık daha fazla kazanmam lazım. Çünkü artık hayat şartları gerçekten çok zorlaştı ve her şey çok pahalaştı. Çocuklar büyüdükçe masrafları da artıyor. İzine de gitmek istiyoruz derken olmuyor. Ek iş, yaşlı bakım evine, bizim Alman gelinin çalıştığı bakım evine gireceğim.
Allah nasip ederse günde 6 saat çalışacağım sadece. İşte anlaşabilirsem tek vardiya anlaşabilirsem tek vardiya. Olmadı. Gün artık bakacağız işte bilmiyorum yani şartları nelerdir? Ne gibi şartları var? Onu bilemediğim için şu an bir şey diyemeyeceğim. Bakalım. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle çağırırlar konuşmaya. Ben de sizleri zaten bilgilendiririm. Öyle canlarım benim. Yani ilk olarak da günde 6 saat işe başlayacağım. Allah nasip ederse. Yani bir şey yapmamız lazım. Artık tek maaşla olmuyor. Yani ben tek yaşayan bir bayan olduğum için de orası niye ıslak ya? Burası mı akıyor? Benim işlerim üstten gelmiş. Ne diyorduk? Yani tek yaşayan bir bayanım. Tek maaşla olmuyor. O yüzden bir işe başlamaya karar verdim. Tabii çocukları ihmal etmeden yapmam lazım bunu. Bir düzenleme yapacağız bakalım. Bir şeyler olacak. Öyle. Ay. Ben seni alamadım. Param yetmedi param. Bugün Instagram'da bir şey paylaştım. Dyson için biri öyle o müzikle Dyson'ı paylaşmış. Ben de onu kendi story'ime koyayım dedim. Ay millet gibi krizlerine girdi. Herkes ben yaptım zannetti ama ben yapmadım. Yani gördüğüm bir şeyi paylaştım. Öyle. Şarkı da dilime takıldı bugün. Biraz şöyle yahni gibi olsun. Böyle iri soğanlı olsun istiyorum. Aklıma bir tane de şey atalım. Sarımsak. Sarımsak sakla 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 sakla. Böyle bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Yeni yıla girdiniz. Aram bir şeyler çatırdadı. Ocak mı çadır diyor. Ay vallahi bugün çok pis. Allah korusun yüzüm gider kız. Allah korusun sarımsak neredesin? Aa sarımsak nerede kız? Tövbe estağfurullah. Ay. Acık bulgur pilavım varmış dolapta. Anam şurada Red Bull var. Hafta sonu videolarda beni Red Bull içti gibi görebilirsiniz. Ama esasen ben Red Bull içmedim. Kahve içtim. Kızlar Red Bull içti. Bu benim Red Bull da hala duruyor şurada. Çok da şey koyayım kız. Azıcık da havuç koyayım da ben severim. Patates yemeğim için bir şey ekmeğim için de havucu severim. Hemen bir yandan da şöyle hamurumu yoğurdum. Vallahi iki tepsilik yaptım arkadaşlar sadece. Bakın hamurumun dokusu. Çok güzel. Ben bu arada tezgah hamur yoğuranlardanım. Yani leğenin içinde o ilk cıvıtlığını bir alıyorum. Hamuru tezgahta özleştiririm. İyice de yoğururum. Yani ben de alabilirim bir KitchenAid. Alamam değil. Ama ben hamur hissetmem lazım ya hamur yorunca. Bakmayın öyle hamur işi yapmıyorum diye hamur yoramıyor zannetmeyin. Ben de tıp mide ameliyatından önce aşırı böyle sürekli hamur işi yapan çok böyle pasta zaten yani kimse elime su dökemez de onda bir iddiamı koyarım yani. Aynı şekilde iddiamı poğaçatan poğaça böreklik hamur, poğaça ve tuzlu kurabiye diyeyim. Tatlı kurabiye yapmayı ben sevmediğim şeyi de yapmayı da hiç sevmem bak.
Ama katmeri çok güzel yaparım. Çok güzel bazlama yaparım. Her hafta sonu bazlama yapardım yani. Bakın yarın hatta, hadi yarın sizle bazlama yoralım. Size de güzel bir bazlama tarifi vereyim. Kahvaltılık şöyle mini mini bazlamalar yapalım. Yarın erkenden çocuklar uyurken hamurumu yoğurayım. Ondan sonra söz ölçü vereceğim. Bu arada buna şimdi ölçü veremeyeceğim. Çünkü ben hiçbir zaman pizza hamurumu yoğururken ölçüyle yoğurmuyorum arkadaşlar. Vallahi gözümün kararıyla un koydum. Ondan sonra şu çorba tabağına bir su bardağı su, sıcak su, kaynar su. 1,5 su bardağı da süt koydum. Ama unu ne kadar koydum hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum derken bilmiyorum yani, göz kararı koydum. Paketimde kaç kiloluk un kızı diamantın. Hani yine şöyle bir paketten yoğurmuş olsaydım derdim de, bu 2,5 kiloluk paketmiş. Büyük ihtimalle herhalde ben 3 su bardağı falan kullanmışımdır. 2,5-3 su bardağı un. Unu, tuzunu hemen unla birlikte böyle güzel şöyle bir karıştırdım. Ondan sonra şöyle ortasını açtım. Sıcak suyumla sütümün arasına içine yarım paket yaş maya koydum. Onu güzel burada erittim. Hamurumun ortasına koydum. O ara telefonumun kapandıydı, şarja taktıydım. Aslında o aşamaları gösterecektim de telefonumun şarjı bitti. Bakın çok güzel oldu. Sakız gibi bir hamur. Kulak memesi kıvamında. Bunu ben şimdi öyle saatlerce dinlendirmeyeceğim. Yarım saat şöyle bir dinlendireceğim. Ondan sonra hemen açacağım. Çünkü bir poğaça olmayacak sonuçta. Sadece bir pizza olacak. O ara şu 2 dakika bulaşıklarımı kaldırayım. Çünkü bakın göstereyim. Hop. Burayı hala toparlamadım. Yemek neredeyse pişmek üzere. O ara et falan böyle bir dinlenirken hamurumu açmış olurum ben de. Şu mutfağı bir toparlayayım. Hayatta şimdi ben burası böyleyken burada hamur mamur falan açamam. Vallahi yemek de güzel oldu ha. Yeşil mercimekli. Şöyle güzel et yemeği. Patatesli, havuçlu. Bunun altını kapatabilirim. Bu artık ocağın, yani şeyin zaten özelliği, IMC tencerelerin. Kendi sıcaklığıyla altını kapattıktan sonra böyle 1 saat boyunca daha içinde pişiyor. Şu tezgahı bir sileyim güzel. Ondan sonra o işte bir 15-20 dakika, en fazla da ki yarım saat hamurum dinlensin. O ara ben de bir annemlere gideyim hemen 2 dakika. Fırınımı getireyim. Taş fırınım onlarda çünkü. Onda pizza çok güzel oluyor. Çok da kolay oluyor. İnanın 3-4 dakikada bir pizza hazır. Şimdi ben böyle bunları yapacağım. Hazırlayacağım şöyle. Poşetleri fırın kağıtlarına koyacağım. Sırasını hemen hemen pişirivereceğim. Evet, hamuru açtım. Şöyle ilk tepsimi aslında annemdeki şeyi almak çektim ama annemi aradım, çıkaramadım. Babam da işte, annem de herhalde işe gitti galiba, bilmiyorum. O yüzden mecbur fırında yapacağım. Fırın tepsisinde neyse dedim. Zaten Ömer Halis sucuklu istedi. Mikael de sucuklu istedi. O zaman dedim ekstra dedim, ayrı ayrı yapmayayım. Bir tepsi sucuklu yapayım. Bir tepsi de şöyle mantarlı. Anne. Karışık. Anne. Oğlum. O da olabilir ama hemen geri dönerdi, geri dönmedi. O yüzden şimdi böyle yapıyoruz. Ondan sonra bunu fırına vereceğim. İkinci tepsiyi hazırlayacağım. İkinci tepsiyi de mantarlı, soğanlı, azıcık mısırlı falan yapacağım. Evet,
sucuklu pizzamız fırında neredeyse pişmek üzere. Şimdi alt bir kısma koydum. Bu da böyle soğanlı, mantarlı. Şöyle çok az bir kısmına da baby ıspanak koydum. Bunu da şimdi fırına atacağım. Ondan sonra şöyle şuraya hemen bir sileyim, toparlayayım. Oturalım, akşam yemeğimizi artık yiyelim. Ve sucuklu hazır. Mikael üzerindeki kaşarları maalesef ki böyle bayağı kızarmış seviyor. Aynı şekilde Ömer Halis de. Şöyle sünmeli sevmiyor. Bu da şöyle etli mercimek yemeğim. Şöyle bundan sadece Gülşen yer. Ben yerim. Ben öyle pizza... Belki şimdi bir dilim alırım diğerinden ama hamur işi benim dilime çok dokunuyor. O yüzden kendime şöyle güzel bir sulu yemek yaptım. Vallahi bu da mis gibi oldu. Şimdi şunları dilimleyeyim. Dün çocuklara kola almıştım. Pizza yapacağım diye. Şurada Ömer Halis'in kendi yaptığı hamur pizza. Kola almıştım. Buzdolabından kolayı da çıkaralım. Ben bunları kesip servis edene kadar da zaten diğer pizza da fırından çıkar. Çok şükür vallahi mutfağı şöyle bir toparladım. Bulaşıkları hallettim. Her yeri sildim. Pizzadan bu kadarcık bir şey kaldı. Şu etli yemeğimden de yemin ederim efsane bir şey olmuş. Bundan da böyle bir kaselik bir şey kaldı. Onun için buzdolabına koyacağım. Bunu fırına koyacağım. Ya bunu birazdan yediler ya da yarın sabah ısıtıp yerler. Böyle bakalım şimdi MasterChef'im bugün 4. Ben niye bu çaka aldım biliyor musun? Hı. Çünkü sucukun üstüne şey, öyle bir şey var ya. Bu bugün ben yatak odasındayken bıçakla oynamış birazcık ve böyle açıcık parmağın ucundan. Oynamadım. Tamam, sucuğun zarını kesmeye çalışmış, her neyse. Böyle bakalım, şimdi birazdan bir kahve yapacağım kendim ama henüz şimdi değil, az bir meydan bir rahatlasın. Ondan sonra inşallah kahve eşliğinde... kapanışta buluşalım. Evet, şöyle şuraya dün yaptığım çerezden koydum. Birazcık da ortaya bir şeyler çıkardım. Şimdi bir kahvemle ve MasterChef'in 4. şefinin seçileceği geceyle hepinize veda yapmak istiyorum. Benden, bizden bugünlük bu kadar sevgili takipçi kankalarım. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogda burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.